Herkese selamlar. Galatasaray haberlerimizin yeni bölümüyle birlikteyiz. Haberlerimize geçmeden önce lütfen videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Omar Alep Dallavi, biliyorsunuz çok üzücü bir kaza geçirmişti yılbaşı gecesinde ve gözünden yaralanmıştı. E, takıma döndüğü açıklandı, takımla birlikte çalışmalara başladığı açıklandı. Omar Alep kaza sonrasında gözleri hiç görmeyen ve yüzü yanan futbolcunun tedavisi uzun sürdü ve önce sol gözü açıldı. Sağ gözü kapağında... Onarıldığı ifade ediliyor. Kök hücre kornea nakliyle de normale döndüğü aktarılıyor. Doktorların Ocak ayından itibaren sahayalara dönmesine onay verdiği futbolcu için işte sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada Amerika Birleşik Devletleri'ndeki son operasyon süreci tamamlanan Ömer Aleptaylı'ya İstanbul'a dönerek atletik performans ekibiyle çalışmalara başladı denildi. Altay maçına hazırlanıyor Galatasaray. Teknik direktör Fatih Terim İzmir temsilcisi karşısında ideal kadrosuyla çıkmayı planlıyor. Spor Toto Süper Lig'de 3 maçlı kazanamayan Galatasaray Altay'ı yenerek çıkışa geçmek istiyor. Öznur Kablo Yeni Malatya spor mücadelesinde rotasyona giden Fatih Terim bu maçta ideal kadrosuna dönecek. Tecrübeli teknik adamın Altay karşılaşmasında sahaya çift santraforla çıkması bekleniyor. Terim, Lazio maçını da düşünerek bazı futbolcularının mücadelenin gidişatına göre ekonomik kullanmayı planlıyor. Galatasaray'da kalede Fernando Muslera olacak. Savunmanın sağında Deandre Yetlin, sol bekte ise Anhold forma giyecek. Stoper hattında ise sezonun istikrarlı isimleri Nelson ve Markao ikilisi görev alacak. Teknik heyet Marsilya ve Öznur kablo yeni Malatya spor maçlarından farklı olarak üçlü orta saha yerine ikili orta sahaya geçecek. Savunmanın önünde Berkan Kutlu ve Çıkal yer almasına kesin gözle bakılıyor. Malatya spor deplasmanına kulübede başlayan Kerem Aktürkoğlu'nun sol kanatta şans bulacağı kaydedildi. Sağ kanatta Halil'i oynatmayı düşünen Fatih Terim, genç futbolcuya yardımcı forvet görevi verecek. Galatasaray'da forvet arkasındaysa Murutsa'nın forma giyebileceği ifade edildi. Fatih Terim'in ileri uçta yer alacak ismi ise henüz netleştirmediği öğrenildi. Muhammed'in bir adım önde olduğu belirtilirken karar son antrenmanda verilecek. TRT Spor ekranlarındaki Galatasaray gelişmeleri buraya kadardı. Biraz da gazetelere bakalım. Galatasaraylılara müjdeli haber geldi. Galatasaray genç oyuncusu Kerem Aktürkoğlu'nun sözleşmesini 5 yıl uzattığını resmen açıkladı. Bu da bize hayırlı olsun. Dün öğle saatlerinde Burak Elmas da Kerem Aktürkoğlu'nun sözleşme uzatma konusunda sona geldiğini söylemişti. Kerem Aktürkoğlu'nun yeni sözleşmesinde serbest kalma maddesi yok. Birçok gazeteci serbest kalma maddesinin 15 milyon euro olacağını söylüyordu. Fakat Galatasaray serbest kalma maddesi koydurmadı. Kerem almak isteyen takımlar Galatasaray'ın belirledi bonservis bedelini ödemek zorunda. Kerem'in yeni maaşının 500 bin euro olacağı da söyleniyor. Galatasaray'dan Hicam Boudoya ata görüşmelere başlanıyor. Devre arasında orta sahaya takviye yapmak için kolları sıvayan Galatasaray istediği futbolcuyu Fransa'da buldu. Ajanspor'un haberine göre sarı kırmızılar Nice'te forma giyen Hicam Bauda için harekete geçti. Baudouy ile ciddi şekilde ilgilenen Galatasaray, önümüzdeki günlerde oyuncu için kulübün resmi görüşmelere başlayacak. 23 Eylül 1999 tarihinde Cezayir'in bekar kentine dünyaya gelen hicam, futbola ülkesinin paradoğu takımında başladı. Ocak 2018'de aynı takımla profesyonel sözleşme imzalayan Bağdavi 2019-20 sezonu başında 4 milyon euro karşılığında nise transfer olmuştu. Bu sezon Fransız ekibiyle çıktığı 10 maçta 2 gol ve 1 asizlik bir performans sergilen 22 yaşındaki futbolcu Cezayir Milli Takımı'nın formasında 10 kez terletti. Asıl mevkisi merkez orta saha olan ve 10 numarayla orta sahanın sağında da oynayabilen Cezayirli futbolcunun kulübüyle olan sözleşmesi 2023 yılına kadar devam ediyor. Hicham Boudahine'in güncel piyasa değeri ise 5 milyon euro. Galatasaray'da gündem yeniden Tirezegi e. Devre arasında kanat bölgesine takviye yapmak için kolları sıvayan Galatasaray'ın gündemine tanıdık bir isim girdi. Sarı Kırmızılar Fatih Terim'in eski gözdesi Muhammed Trezeg için harekete geçti. Aston Villa forması giyen Mısırlı futbolcunun kulübü tarafından gözden çıkartıldığı, Bunun üzerine menajerinin Galatasaray ile görüştüğü öğrenildi. Uzun süren sakatlığını atlatan ve Ekim ayı ortasında itmanlara başlayan Trezeguet'in de Galatasaray'a gelmeye çok sıcak baktığı belirtiliyor. İngiliz basını Aston Villa teknik direktörü Steven Gerrard'ın planlarında Mısırlı futbolcunun bulunmadığını ve devre arasında ayrılık yaşanacağını belirtti. Sözleşmesi 2023 yılında bitecek olan Trezegen'in fiyatının 4-5 milyon euro bandında olacağı söyleniyor. Fatih Terim'in yıldız futbolcunun transferine yeşil ışık yaktığı ve eğer sağlamsa alalım ifadesini kullandığı belirtiliyor. 2017-19 arasında Kasımpaşa formasıyla 71 maça çıkan 27 yaşındaki Trezege 25 gol atarken 18'de asist yapmıştı. İsmail çok da sözleşmesi feshedildi. Bursa Spor'un gelecek vadeden genç sahabeki İsmail Çok Çalış'ın sözleşmesi feshedildi. 20 yaşındaki futbolcunun ismi Galatasaray'la anılıyordu. Geçen sezonun sonlarında çapraz bağ ameliyatı olan İsmail Çok Çalış, Spor'un büyük beklentiler içinde olduğu futbolculardan biriydi. İsmi Fransız kulüpleri de anılan ve yakın zamanda tekrar sahalara dönen genç futbolcunun ayrılığı sürpriz olarak yorumlandı. İsmail çok çalış, geçen sezon Bursa spor formasıyla 25 karşılaşmada forma giymişti. Saçaboyen de Türkiye'ye geliş tarihi belli oldu. Galatasaray'ın Marsilya ile oynadığı maçta sakatlanan Saçaboyen İstanbul'a geliş tarihi belli oldu. Beyin haberine göre tedavisi nedeniyle Fransa'ya giden genç futbolcunun tedavisinin 10 Aralık'ta tamamlanacağı 12 Aralık pazar gününe kadar İstanbul'a dönmesinin beklendiği belirtildi. Öte yandan bu oyun sakatlığı nedeniyle ilk yarıda forma giymesi beklenmiyor. Galatasaray'da Halil'e de yeni görev. İzmir ekibiyle oynayacağı maçın hazırlıklarına devam eden Sarı Kırmızılar'da teknik direktör Fatih Terim'den sürpriz bir hamle gelebilir. Deneyimli hoca, milli futbolcu Halil Dervişoğlu'nu sağ kanatta yardımcı forvet rolünde oynatmayı düşünüyor. Öte yandan Terim'in en uçtaki isim için son kararını henüz vermediği ancak Mustafa Muhammed'in bir adım önde olduğu öğrenildi. Dostlarım biraz da Avrupa'dan futbola bakalım. İngiliz devi Manchester United Roberto Mancini gündemini aldı. Solskjaer'in yerine Ralf Ragnik'i getiren Kırmızı Şeytanlar'da yeni teknik direktörün kim olacağı sorusu belirsizliğini koruyor. 63 yaşındaki Alman teknik adam sezon sonuna kadar İngiliz devini çalıştıracak. Telegrafta yer alan habere göre sezon sonundan itibaren yeniden menajerlik arayışına geçecek olan Kırmızı Şeytanlar gündemine Roberto Mancini'yi aldı. Haberde İtalya'nın Dünya Kupası'na katılamaması halinde United'ın önümüzdeki sezonda en ciddi teknik direktörlük adaylarından biri olacağı da aktarıldı. Galatasaray efsanesi Taferel, Liverpool'un kaleci antrenörü oldu. Premier Lig takımlarından Liverpool'un yeni kaleci antrenörü Galatasaray'ın UEFA kupasını kazanan kadrosunun en önemli isimlerinden biri olan ve sonrasında Fernando Muslera'nın sarı kırmızılı takımdaki kaleci antrenörü de yapan Claudio Taferel oldu. Taferel böylece Brezilya milli takımında da çalıştırdığı vatandaşı Alisson ile yeniden buluştu. Patrick Van Anholt ve Diadre Edlin tepki çekti. Galatasaray'ın bekleri Yetlin ve Anholt'un performansı taraftarların tepkisini çekmeye başladı. Foto maçın haberine göre özellikle Yedlin eleştirilirken partneri de ondan aşağı kalmadı. Takımın değişilmez isimleri olmalarına karşın iki oyuncu da bu sezon henüz gol ya da asist katkısı yapamadı. Van Anholt sezon başından beri 60 orta yaptı. Sadece 17'si başarılı oldu. Yetlin'de ise durum daha davayım. ABD'li futbolcunun 34 ortasından sadece 8'i yerine buldu. Galatasaray'ın 2 vekilin yaptığı 94 ortanın sadece 25'i isabetli oldu. Van Aanholt 31 kornerde topun başına geçti. 20'sini rakibi attı. Galatasaray maalesef bile bile lades dedi. Van Aanholt son 5 sezonda sadece 10 asist yaptı. Geçen sezon Crystal Palace formasıyla 18 maçta 1500 dakika oynadı. Bir asisti var. 50 uzun toptan 33'ü, 37 ortasından da 28'i isabetsiz oldu. Attığı 16 şuttan sadece 5'i kaleye buldu. Dostlarım videomuz buraya kadardı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.